Evet, bir yeni Gamurç programıyla daha karşınızdayız. Türkiye-Ermenistan ilişkilerini konu eden tek program Gamurç bu hafta özel bir dosyayla tekrar karşınızda olacak. Geçtiğimiz hafta haberini vermiştik. The Bambir grubu, Ermenistan'ın en ünlü rock grubu bu hafta Türkiye'de bir konser verdi. Biz de onlarla bir röportaj gerçekleştirdik. Ve Son Arap Kirli kitabı, Arap Kirli Son Ermeni'nin hatıralarının içinde bulunduğu kitap bu hafta yayınlandı. Oraya uzanıp oradaki röportajlarımızı size sunacağız ve Gamurç başlıyor. Türkiye'nin bu haftaki Ermenistan'la ilgili gündemi oldukça yoğundu. Biz bu gündeme önce bir sergiyle başlayacağız. Bir Zamanlar Yayıncılık'tan Osman Köker'i biz de programımıza konuk etmiştik. Ermenistan'la ve Ermenilerle ilgili yaptığı yayınlarla tanınıyor Osman Köker. Bir Zamanlar Yayıncılık yeni bir kitap yayınladı. Varsen Oruncakçı El, Arap Kirli Son Ermeni'nin anılarını yayınladılar. Mayda Saris'in yaptığı bir röportajla birlikte eski fotoğraflar sunuluyordu. Ve geçtiğimiz hafta bu kitabın tanıtımı yapıldı. Piyasadan bulabileceğiniz bir kitap. Biz şimdi açılış gününe gidelim. Mayda Saris'le ve orada Varsen Oruncakçıel'le yaptığımız röportajı sizlere sunalım. Arap Kirli Ermenilerin en yaşlısı olarak kabul edilen 98 yaşındaki Varsen Oruncakçıel ile Mayda Saris'in yaptığı söyleşi kitap haline getirildi. Eserin tanıtım toplantısında okuyucular Arap Gire, bugün Malatya olarak anılan İç Anadolu'ya gitti. Daha önce de söyleşi kitaplarıyla karşımıza çıkan Mayda Saris, söyleşinin kitaplaşma yolculuğunu anlattı. Yüzlerce söyleşi yaptım. Yani bu söyleşi yolculuğum içinde Varsen Hanım'la karşılaşmak bambaşka müthiş bir heyecan oldu. Çünkü kendisi 98 yaşında, yani bir asırlık anılarını anlattı bana. Öyle bir coşkuyla anlatıyor ki zaten Arapgir dediğiniz zaman Varsen Hanım için akan sular duruyor. Arapgir'in suyunu, yeşilini, taşını, toprağını öyle bir coşkuyla anlattı. Çocukluğunun mekanlarını gezdik beraber, fotoğraflara baktık vesaire. Çok güzel bir söyleşi çıktı ortaya. Bunu insanlar duysun istedim. Kitaplaştırdık Osman Köker'le beraber. Varsen Oruncakçıel'in yanına gittiğimizde bizi Türkçe anlamıyla Havan Güzel, Sen Güzel Memleket adlı Ermeni şiiriyle karşıladı. Şimdi Arapgir'in özel şeyi var. Su için, hava için. Otut sirin, çürüt sirin, don sirin, hayrenik. Bes bes kuynav, zahik nerit, dalarun, hayrenik. Çes tatarir, aşka deriz, or nebun. Ah, hayrenik, hayrenik. Okuyucularını artık olmayan sokak ve evlere götüren Varsen Oruncakçıel, Mikael Efendilerin, Aslanyan Krikor Ağların, başlarında fesleriyle at üstünde gezindiği bir Anadolu kasabasını aktarıyor okuyucusuna. Evet, Varsen Oruncakçıel'in 1914 doğumlu Son Arap Kirli Ermeni'nin anılarını dinledik. Kitabın editörü Mayda Saris'in bize verdiği, İmece Televizyonu için verdiği röportajı ekranlarınıza getirdik. Şimdi bu haftanın bir diğer konusuna gideceğiz. Garaj İstanbul'da güzel bir konser vardı bu hafta. Ermenistan ünlü rock grubu The Bambir, Garaj İstanbul'da Bajar grubuyla birlikte sahneye çıktı. Şimdi Garaj İstanbul'a gideceğiz. Konser öncesinde The Bambir grubu ekibiyle yaptığımız röportajı sizlere sunacağız. Bakalım daha sonra neler paylaşacağız. Garaj İstanbul'da kulisteyiz şu anda. Bajar grubuyla bir röportaj gerçekleştireceğiz. Bugün akşam saat 9'da da Bambir'le beraber bir konser verecekler. Bu ikinci konseri Bajar'ın Bambir'le verdiği. Şimdi Bajar'dan yanımızda Ari var ve Vedat var. Şimdi onlara sormak istiyoruz öncelikle. Bu konser nasıl gerçekleşti? Hem de birazcık Amerika'daki izleyiciler için bize Bajar'ı anlatın. Şimdi öncelikle Bajar'ı biraz anlatmak gerekirse Bajar işte Kürtçe şehir anlamına geliyor. Türkiye özellikle son yıllarda çok büyük bir göç dalgası yaşadı. Özellikle bu Türkiye'deki savaş ortamında ve aslında birçok şehir alt üst oldu. Sosyolojik bir değişim yaşadı işte. Özellikle büyük şehirler işte İstanbul, İzmir, işte Mersin gibi birçok şehrin sistemi değişti ve yeni bir hayat aslında kuruluyor burada. Bajar da Türkçe müzik yapıyor ve bu yeni hayatın dilini müzik olarak kurmaya çalışan bir ekip. Sound olarak da folk rock tarzında bir
anlayışımız var. Yine gelenekselden yola çıkan ama işte bunu işte dünyadaki bir takım formlarla bir araya getiren bir proje. Birazcık Bajar'ı konuştuk. Bajar çok kısa sürede büyük bir başarı kazandı aslında ilk albümden sonra. Şimdi ikinci albümü hazırlıyorsunuz. Birazcık bununla ilgili bilgi isteyeceğim sizden. Bajar'ın şu an yayınlanmış bir tane albümü var. Son 4-5 aydır da ikinci albüm üzerine çalışıyoruz. Hatta bir kısım kayıtlar yapıldı. Hedeflenen tarih Şubat sonu Mart ortasına kadar ikinci albümün çıkması. Yine benzer temalar olacak. Şehrin dilini anlatan ortak parçalar olacak. Kürtçe, Türkçe, sadece Kürtçe, sadece Türkçe parçalar olacak. Sınıfsal meselelere dair temaları işleyen parçalar olacak. Yani bu albümde daha önce tipolojiler üzerinden giden hadiseler biraz daha daha ekonomik, sınıfsal temelli dertlere de eğilmeye döndü. Çalışmalar devam ediyor. Yakın zamanda tekrar bir kayıt süreci olacak. Yani aslında Bajar gündemi takip ediyor. Şu an Türkiye'nin gündeminde de ekonomik problemler olduğuna göre şehirde ne var buna bakıyoruz. Peki Arin de aslında dediği gibi ilk albüm daha çok böyle daha çok Kürt tipolojilerin olduğu işte iş portacı, amele gerçi böyle ne derler biraz burada hem ekonomik olarak da ezilen işte kimlik olarak zaten problemler yaşayan kesin ama biz bir taraftan da bu bütün bir hayatın içindeyiz ve birçok kimliği bir arada yaşıyoruz ve aslında birçok mesele var yani Kürt meselesi, Kürtlerin dışında mesela bir orta sınıf meselesi işte kapitalist sistem var bir taraftan memlekette yani işte ekonomik meseleler şu an işte diyelim Wall Street'te eylemler oluyor ya da işte Tahrir'de bilmem neler oluyor biraz bunları da aslında şey yapan yani daha böyle biraz daha açık sadece Kürt olayına odaklanmayan daha açık böyle etrafındaki birçok şey aslında yorulmamaya çalışan derdin neyse üretiminde biraz öyle oluyor yani sen ne yaşıyorsan onu geri veriyorsun dolayısıyla yani konjonktür olarak olan her şey seni etkiliyor üretimine yansıyor ve temalar değişiyor, sözler değişiyor, belki üslup değişiyor, daha sertleşiyor, isyankar oluyor. O zaman şunu söylemek gerekiyor belki izleyiciler için. Bajar etnisite olarak sürekli Kürt bir grup olarak ortaya çıktı ama etnisite olarak içerisinden bir Ermeni barındırıyor, herkes var nihayetinde ve bir taraftan da aslında ülkenin problemlerini ele alan bir rock grubu mu diyeceğiz buna? Haliyle yani biz sonuçta yani işte Kürtçe, Türkçe iki dilli müzik yapıyoruz ama yani şimdi mesela bir araştırma yapılmış. Mesela insanların gen araştırması yapılmış. Aslında insanlar hani o dediğimiz öz denilen şeyin aslında %10'u sadece var. Yani %90'ını hep oradan buradan almışız aslında. Ve bu bütün toplumlar için geçerli. Yani böyle olunca zaten anlamsızlaşıyor. Oturup sadece ya biz o dil tabii mesela Türkiye'de bir Kürt meselesi var. O dile bir pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Yani o kültüre özellikle hani belli forumların belli şeylerini koruma gibi ama yani şehirde zaten siz oturup saf müzikten söz edemezsiniz. Mutlaka etkileniyoruz. Yani muhtemelen bizim yaptığımız o kurduğumuz melodilerde şeyler de var. Bir Ermeni dünyası, Ermenilerin melodileri de var. Anadolu'daki Ermenilerin melodileri de var. Çünkü çok iç içe yaşamışlar. Yani onun dışında ben yani bir de Karışıklar'da de müzik yaptığım için belki bilmeyenler hani Karışıklar birçok dilde yani Türkiye'deki işte en az bir 15-20 dilde müzik yapan bir ekip. Yani biz gerektiğinde hani böyle oturup hani şey de yapabiliyoruz. Yani. Bir ortama gittiğimizde hani sembolik olarak Ermenice şarkı okunabiliyor. En son Karadeniz'e gittiğimizde oradaki şeylere, çeviricilere dayanışmaya orada mesela Lazca bir şarkı da okuduk. Yani Kürtçe, Türkçe eksenli müziğimiz var ama dert neredeyse oraya gidiyoruz ve hani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Birikimin neyse biraz ona dair bir üretim yapıyorsun. Şimdi ben genelde Ermenice müzikle uğraştım daha önce Bajar'la tanışmadan öncesine kadar. Dolayısıyla benim Bajar'a kattığım birçok şey de aslında o Ermeni müziğinden edindiğim birikimin yansımaları var. Her şey yansıyabilir. Ritmik olabilir, armonik olabilir, melodik olabilir. Dolayısıyla sadece böyle saf bir Kürt müziği ya da saf bir Türk müziği zaten hani normalde öyle bir şeyden bahsetmek zor. Bajar için de özelde bahsetmek herhalde zor olur. Aslında çok güzel bir noktaya değindin. Etrafımızdaki tüm kültürlerin toplamından oluşuyoruz. %80'imiz, %90'ı o kadar. %10'u dedin bize. Yemeklerimiz her şeyimiz. Sadece gen değil yani
Ya bizde edindiğimiz kültürlerin, yani kültürün %10'u bize ait. 90'ı başkalarına ait yani. Biz hep değişmiş. Yani bu kaçınılmaz zaten. Birisi için mesela Kürt ezgisi gibi duyulan bir müzik başka birisi için Ermeni ezgisi gibi duyulabilir. Yani dinlediği zaman aa bu bizim parçalara benziyor diyeceğim bir şeyi bir Kürt de söyleyebilir, bir Ermeni de söyleyebilir. Çünkü yani bu net böyle ayrışmalar olmadığı için. Peki o zaman bugüne gelelim. Şimdi fonda herkes şeyi duyuyor. Bambir'in provasını duyuyor. İçeride prova yapıyorlar. Bu ikinci kezdir Bambir İstanbul'a geliyor. Ve ikinci kez de sizle beraber sahneye çıkıyorlar. Daha doğrusu bölüm bölümde olsa beraber sahneye çıkıyorsunuz. Bambir'le ilgili neler söyleyeceksiniz? Nasıl oldu bu tanışma ve proje nasıl gelişti? Yani Bajar genel olarak kolektif iş yapma, ortak paylaşıma ait işler yapmayı özleyen, isteyen ve her bulduğu alanda bunu değerlendirmeye çalışan bir ekip. Bambir'le tanıştığımız aslında biraz tesadüfi oldu. Bambir'in gitaristi, solisti Narek'le İstanbul'a geldiği dönemde tanışmıştık, bir ilişki kurmuştuk. Daha sonra işte organizatörler aracılığıyla ortak bir konser planlandı. Biz bundan çok mutlu olduk. Herhalde geçen seneydi, bir sene önceydi ilk kez Bambir'le sahneye çıktığımızda, Babylon sahnesinde. Yani zaman kısıtlamaları yüzünden çok ortak şey yapamıyoruz. Dediğin gibi aynı sahnedeyiz ama çok böyle ortaklaşa iş yapamıyoruz ama ilk konserde dar zamana rağmen yine iki farklı melodiyi birleştirip sahnede ortak bir sunum yapmıştık. Bugün de ona benzer bir şey yapmaya çalışacağız. O zaman sürprizi sona bırakalım, boş ver. Peki bir de soracağız şimdi İstanbul'a geldiler, burada konser veriyorlar. Bajar'ın Ermenistan'a gitme gibi bir düşüncesi ya da öyle bir teklif var mı? Yani, gelse gider misiniz, teklif gelse? 3 sene önce şey olarak, Karışıklar olarak oraya gitmiştik. Sayat Nova Korosu ve Karışıklar. Tabii canım niye gitmiyor? Biz zaten bu konserin amacı şey gibi, biz aslında sınırları çoktan kaldırdık gibi şey aslında. Yani biz öyle işte devletler ya da şeyler uğraşıyorlar bir takım. Bu bizi bir, yani ne olacak? Yani biz onu bekleyeceğiz. Biz aslında sınırları çoktan kaldırdık ve biz buluşmaya devam ediyoruz. Böyle bir derdimiz var. Tabii oraya yani işte Bambir'deki arkadaşlar arasında uğraşıyorlar. Ama biliyorsunuz biraz şey, organizasyon meseleleri biraz zor meseleler. Yani onu bekliyoruz herhalde. En kısa zamanda biz de orada bulmak isteriz yani. Peki, buradan haberini verelim. Bajar'ın yeni albümü çıkıyor yakında. Bunun haberini de vermiş olduk. Ve şimdi de provası devam eden Bambir'in yanına gidelim, onlarla söyleşelim. Türkiye'ye ikinci gelişiniz. Artık İstanbul'u iyi tanıyorsunuz. Bu kez daha büyük bir sahnede yine Bajar'la bir Kürt rock grubuyla sahneye çıkıyorsunuz. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Biz artık Türkiye'ye gelmeye alıştık. Buranın seyircisi de bize alıştı. Nasıl Avrupa turnelerine çıkıyorsak, Türkiye'de artık bizim için bir turne durağı haline geldi. Buradan İngiltere'ye, oradan da İrlanda'ya gideceğiz. Ondan önce Paris'te bir konserimiz olacak. Bambir şu anda ne yapıyor? Ayrıca biraz da grubun geçmişini anlatır mısınız? İrlanda'da katılacağımız festival ardından 6 ay boyunca İrlanda'da kayıt yapacağız. Ermenistan'ın ilk rock gruplarından biri olan Bambir, İrlanda'daki kayıtlarını Gümrü'de bizim babamız olan Büyük Bambir grubuyla montajlayacak ve yeni albümünü önümüzdeki yılın Mart ayında piyasaya çıkaracak. Bajar grubuyla birlikte sahneye çıkmak bize mutluluk veriyor. Sonuç olarak müziğin dili olmadığını bildiğimiz için Bajar'ın Kürtçe şarkılarından bize eşlik ediyoruz. Bu gece özel bir programınız olacak mı peki? Duygusunu anlıyoruz. Bu akşam birkaç özel parça hazırladık. Bajar grubuyla birlikte seslendireceğiz. Ama bunu konserin sonunda değil, başında yapacağız. Aynı zamanda burada sahne aldığımızda her seferinde farklı bir duygu yaşadığımızı, Türkiye'li seyircilerle farklı bir paylaşım yaşadığımızı hissediyorum. Bambir'le son konserlerindeki şarkılarından birini dinleyelim ve Gamurç'u bu hafta burada noktalayalım. Thank you.
Atomic bombs. So I brought my TV, threw it from the third floor. When neighbors called the PD, 'cause all I needed was some truth.